Değerli çalıştay katılımcıları, değerli çalıştay dinleyicileri, bugün Antalya Tarım Konseyi, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından desteklenen Avokado Ev Çalıştayımızın son online günü. Yarın buradaki teknik panelistlerimizle küçük bir teknik gezimiz ve arkasından bir bildirimiz olacak. Bu bildirimizi de daha sonra, tahminen bir gün sonra yine YouTube'dan görebiliyor, takip edebiliyor olacaksınız o günü de. Hazırladığımız rapor tahminen çalıştaydan birkaç hafta sonra bu çalıştayın bir raporu hazırlanıp ilgili mercilere sunulacak. Bu rapor da umarım sektörümüzün önünü açacaktır. Bugün oldukça uzun bir gün. Çalıştayımızın son gününde sahaya gideceğiz. Sahadan kıymetli hocalarımız, akademisyenlerimiz, uzmanlarımız bizlerle birlikte olacak sabah oturumunda. Öğleden sonra oturumunda da yine avokadonun şu an denendiği, yetiştirildiği her yerden bol bol yetiştiricilerimiz, üreticilerimizle birlikte olacağız. Sahadaki son dakika durumlarını hep birlikte alacağız. Malum çok soğuk bir dönem geçirdik. Neler oldu sahada bizler de merak ediyoruz. Sabah oturumunda moderatörümüz Profesör Doktor İbrahim Yılmaz hocamız. Hocamız aynı zamanda çalıştayımızın düzenleme kurulunda. Muz'dan beri birlikteyiz. Emekleri için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hocamın raportörlüğünde kıymetli hocamız öğretim görevlisi Recep Balkıç hocamız yapacak. Ben sözü İbrahim hocama devrediyorum. Merhabalar hocam, günaydın. Günaydın. Tüm katılımcıları ben de saygıyla selamlıyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi bugünkü sabah oturumunda diğer diğer Anadolu diye bir şeyimiz, deyişimiz var. Diğer diğer avokado konusunu ele alacağız. Ve başlangıç olarak Mersin'de avokado yetiştiriciliğinin mevcut durumunu ili için özel neler var avokado ile ilgili olarak bu konuları bize Sayın Asım Bulut arkadaşımız sunacak. Daha sonra da Adana, Hatay, Buğla, İzmir, Antalya ve son olarak da ben avokadoyla örgütlenme konusuyla ilgili bu oturumda bir sunum yapacağım. Dediğimiz gibi Türkiye'nin özellikle güney sahil kesimini, illerini ve avokadonun da yetiştiriciliğinin daha yaygın olduğu illeri mercek altına alıp incelemeye çalışacağız. Ben 20'şer dakikalık bir konuşma sürelerimiz var. Tabii şu anda yaklaşık 10 dakikası geçmiş oldu ama sayın konuşmacılarımız muhtemelen bu süreleri de dikkate alarak konuşmalarını yapacaklardır. Ben şimdi fazla sözü uzatmadan Sayın Asım Bulut arkadaşımıza mikrofonu devretmek istiyorum. Asım Bey, buyurun. Öncelikle merhabalar. Ben Asım Bulut, Galata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Önce kendimi tanıtayım, kısaca hemen ondan sonra sunuma geçeyim. Bakanlığımızda yaklaşık 13 yıldır çeşitli teşkilatlarında görev aldım. Son 1,5 yıldır da Galata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapıyorum. Bir yıl özelinde de avokado özelinde çalışmalar yürütüyorum Galata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde. Bence sunuma başlamadan önce Tarım Orman Müdürlüğümüze, Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğümüze, Antalya Ticaret Borsamıza ve çok kıymetli hocalarımıza saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli, çok kaliteli bir çalıştay oldu. Devamını da bekliyoruz inşallah. Müsaadenizle sunumu açıyorum. Yansıya geldi mi şu anda sunumum? Evet, sorun yok. Peki. Sadece tam ekran yaparsanız daha iyi olacak. Tam ekran yaptım şu anda. Muhtemelen biraz gecikmeli geliyor olabilir ama görüyoruz biz. Devam edebilirsiniz. Tamam. Bugün kısaca size Mersin'deki avokado yetiştiriciliğinin mevcut durumu, ilimizde ve ilçemizde ne kadar alanlarda avokado yetiştiriciliği yapılıyor, üretimimiz ne kadar ve son yıllardaki Türkiye'de olduğu gibi Mersin'deki de avokadoya olan ihtiyacı ve hızla olan yükselişi anlatmaya çalışacağım. Pardon.
İlimiz Türkiye'nin güneyinde Akdeniz bölgesinde yer alan iklim yapısı ve tarımsal arazileri Akdeniz ikliminin etkisini gösterdiği önemli bir tarım kentidir. Özellikle son yıllarda ilimizde tarıma dayalı sanayi gelişme göstermektedir. İlimiz ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olup yaz ve kış tarımsal üretim yapılabilmektedir. Ülkemizde en erkenci meyve ve sebze çeşitleri ilimizde yetiştirilmektedir. Kısaca bir hem haritada hem de görsel olarak baktığımızda nüfus olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin nüfusa sahip olan Mersin'imiz 15 bin kilometrekarelik bir alana sahiptir. 13 ilçemiz ve 805 tane mahallemiz vardır. Ve burada dikkatinizi çekmek istediğim şey 321 kilometrelik bir kıyı şeridine sahibiz. Yani hemen hemen 13 ilçemizden Gündar ve hatta Mut ve Çamlıca ile hariç bütün ilçelerimizin denize mesafesi bulunmaktadır, sıfır rakımdadır. Ve avokado yetiştiriciliği açısından çok önemli yer tutmaktadır. İlimiz arazi varlığına bakacak olursak... Slide ilerlemiyor. İlerlemiyor mu şu anda? Şu anda ilerliyor. Şöyle yapacağım o zaman. Şu slide göründü mü acaba? Şu an görebiliyoruz. Sıkmıyoruz. Evet. İlerliyor slide'lerimiz. Yaklaşık 321 kilometrelik bir sahil bandına sahibiz. Birçok ürünün yetiştiği gibi avokado yetiştirildiği açısından da ilimiz çok uygun koşullara sahiptir. İlimiz arazi varlığına bakacak olursak yaklaşık olarak 1 milyon 585 bin hektar arazi varlığına sahip. Bunun %21'lik bir kısmı yaklaşık 330 bin hektarlık kısmında tarım alanları oluşturmaktadır. Yani 1/4'lük bir alanını yaklaşık olarak ilimizin tarım alanları oluşturmaktadır. 62 bin hektarlık bir kısım çayır mera ve 835 bin hektarlık kısmı da orman arazileridir. İlimizin tarımsal alan olarak varlığına bakacak olursak, burada da başı meyve bahçesi tesisleri çekmektedir. Yaklaşık %47'lik yani 155 bin hektarlık bir alanda meyve bahçesi, meyve yetiştiriciliği yapmaktayız. Tarımsal tarla alanlarımız %44, yaklaşık olarak 147 bin hektar civarında tarla alanımız var. Sebzecilik ve süs bitkili alanları da yaklaşık olarak %9'luk bir alana sahip. Tabii ilimizde meyve ve sebzede gerçekten çok büyük başarılar elde ediliyor. Örnek verecek olursak muzda 455 bin tonla Türkiye'de üretimde birinciyiz. Bunu 260 bin tonla çileği bahsedebiliriz. 845 bin tonla limon, elma, yeni dünya, şeftali, ceviz ve nektarinde de Mersin ilimiz Türkiye'de üretim açısından birinci sıradadır. Bu meyvelerin yanında son zamanlarda az önce de bahsettiğim gibi avokado da gerçekten önem arz etmeye başladı. Hem dünyada hem Mersin'de yükselen bir değer olan avokadoyu da hem ülkemizde hem Mersin'imizde yüksek sıralara taşımak için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Avokadodan kısaca bahsetmek istiyorum. Dünyada 5 kıta ve 50'ye yakın ülkede yetiştirilmekte olan avokadonun çok yüksek besin değerine sahip olması, belirli alanlarda yetiştiriciliğinin yapılabilmesi, birçok Avrupa ülkesine ihracatının yapılıyor olmasından dolayı pazarda yüksek fiyatla alıcı bulması sebebiyle son yıllarda Mersin'de de yetiştiriciliğine rağbet bulunmaktadır. İlimiz ilçelerinin birçoğu gerek iklim yapısı, gerek toprak ve gerek de topografik yapısı açısından avokado yetiştiriciliği yapılması yönünde çok avantajlı bir konumdadır. Peki ilçemizdeki avokado yetiştirme alanlarına ve üretim alanlarına bakacak olursak kısaca bahsetmek istiyorum. Bunu grafik olarak vermek istedim gerçekten. Son 5 yıllık bir süreci ele aldık. Örnek veriyorum, Anamur'da 2017 yılında 48 dekarlık bir alanda varken 2018'de 86 dekar oluyor, 2019 yılında 125 dekar, 2020 yılında 192 ve 2021 yılı TÜİK verilerine göre ise 524 dekara ulaşıyor. Yaklaşık olarak 2,5 kat yükselerek devam ediyor. Arkasından Erdemli'ye göz önünde bulundurulacak olursak, yine Erdemli'de 138 dekar 2017 yılında, bu yükseliş 2021 yılında 515 dekarlara kadar ulaşıyor. Tarsus ilimiz de çok ilginç, dikkatimizi çeken bir ilçe. Avokado yetiştiriciliğinde son zamanlarda hızlı bir artış gösteriyor. 2017 ve 2018 yılında sizin de yansıda gördüğünüz üzere neredeyse hiç dikim yok. 2020 yılında 110 dekarlara kadar ulaşan, 2017 yılında 40 dekarla başlarken 2021 yılında 347-350 dekarlara kadar ulaşan bir rakamlara sahip. Akdeniz ilçemizde de aynı şekilde yine 2017 yılında 28 dekar, 2019'da 50 dekar, 2021 yılının verilerine göre ise
340 dekare yakın bir dikim alanı bulunmaktadır. Yine Toroslar'da neredeyse 2017 yılında hiç yok denecek kadar az, hatta 1 dekar, 2021 yılında ise 135 dekarlara kadar ulaşmış durumda. Arkasından Bozyazı takip ediyor, Bozyazı ilçemiz takip ediyor. 2021 yılı verilerine göre 104 dekar avokado, kayıtlı avokado bahçe teslimimiz bulunmaktadır. Mersin'de avokado üretim alanlarının hızlı bir şekilde bu tablolardan da görmekteyiz, hızlı bir şekilde artış gösterdiğini. Mersin geneline bakacak olursak 2017 yılında 271 dekar kadar kayıtlı bir avokado bahçesi varken 2020 yılında 1366 dekar, 2021 yılında ise 2595 dekara kadar bir artış göstermiştir. Sizin de gördüğünüz gibi yıldan yıla neredeyse 2 katı, 3 katına yükselen bir artışla karşı karşıyayız. Bu sene de özellikle sahadaki çalışmalarımızda sahaya çok sık çıkıyoruz. Çok yüksek derecede bir avokadoya dikim var, avokado dikimi var. Burada bahsetmediğimiz ilçelerimiz var, merkez ilçelerimiz. Yenişehir, Mezitli, bu alanlarda da yüzlerce dekar alan bu sene, yani Mart-Nisan ayları itibariyle dikim yapıldı. Yani biz bunun 2022 yılında Mersin'deki tahminimiz 6000 dekara kadar kayıtlı avokado bahçelerimiz olacağını tahmin etmekteyiz. Peki kurumumuzda neler yapıldı bu zamana kadar avokado ile ilgili ve neler yapılacak? Bunlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Avokado sosu üretiminde termosokonikasyon uygulaması ve sosun bazı bileşenlerinin belirlenmesi projesi yürütülüyor TAGEM kapsamında. Ve bir diğer TAGEM projemizde avokado genetik kaynaklarının muhafazası, moleküler ve morfolojik karakterizasyonu projesi yürütülmektedir. Avokado genetik kaynakları muhafazası ve morfolojik karakterizasyonu projesi kapsamında 2020 yılında Mart ayında BATEM'den, Batak Deniz Araştırma Enstitüsü'nden aşı gözlerimizi, aşı kalemlerimizi getirdik oradaki avokado bahçelerinden. Akabinde 2021 yılında hemen Eylül ayında bu aşıladığımız fidanları enstitümüzün sahasına dikimde diktik. Yaklaşık olarak 35 çeşit avokado, 35-40 arası avokado çeşidi şu anda enstitümüz bünyesinde dikilmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi türlemeleri yapıldı, sulamaları yapıldı ve gerekli bakım besleme işlemleri devam ediyor. Ben burada bir teşekkür etmek istiyorum. O süreçte bize yardımlarını esirgemeyen özellikle BATEM Meyvecilik Bölüm Başkanı Mehmet Özdemir Beyefendi'ye, Ziraat Mühendisi, Ziraat Yüksek Mühendisi Alper Aslan Bey'e ve Doktor Süleyman Bayram Bey'e her türlü teknik ve desteklerinden dolayı burada hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hem kalem alma anlamında, hem teknik bilgi anlamında, hem projenin yürütülmesi anlamında bizlere emek verdiler ve destek verdiler. Burada geçen Aralık ayında üreticilerimize STK'larla beraber eğitimler yapmaya başladık. Özellikle avokado yetiştiriciliğinde yaşanılan sorunlar ve çözümleri ile ilgili üreticilerimize enstitümüzde seminerler veriyoruz. Bu seminerlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Özellikle eksik olarak burada yetiştirilen avokado çeşitlerinden Türkiye'de de olduğu gibi Hass, Fuerte, Bacon ve Zutano ağırlıklı olarak yetiştirilen avokado çeşitleri. Bunların bakım, besleme ve özellikle budama konusunda çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hedeflerimize gelecek olursak, dediğim gibi yaklaşık bir senedir avokado özelinde ben çalışmalar yürütüyorum burada. Ama üç gündür de izlediğim kadarıyla gerçekten bizim bir anaç ve çeşit geliştirme zorunluluğumuz var. Bunları üreticilerin hizmetine sunmak zorundayız. Hem Türkiye pazarında hem de dünya pazarında yer almak için anaç ve çeşit geliştirme gibi bir hedef koyduk kendimize. Bu hedefi de başarma noktasında hızlı adımlarla yürümeye gayret ediyoruz. Son olarak bu hedefi nasıl başarırız diyecek olursanız, kurumumuzun birçok başarı hikayesi var gerçekten. Hani son yıllarda öne çıkanlardan ben bahsetmek istiyorum kısaca. İşte Alata Azmanımız hepinizin bildiği gibi neredeyse geçen seneye damgasını vurdu. Daha önceki sene çekirdeksiz limon gerçekten bir marka oldu. Hem muzla beraber. Birçok meyve çeşidi, sebze çeşidi tescil edildi. Özellikle bu ikisinden bahsetmek isterim ben. Yani kurumumuzda bunları yapacak hem altyapı, hem teknik anlamda altyapı, hem de teknik personel anlamda bir eksiğimiz, bir sıkıntımız yok. Avokado anlamında da hem anaç hem çeşit geliştirmede Türkiye'ye katkı sunacağımızı, yeni anaç ve çeşitleri geliştireceğimize ben inanıyorum. Zaman ayırıp sabırla dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden herkese saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Asım Bey. Özellikle şu anda kaybettiğimiz o zamanı da telafi etmiş olduk. Belki şunu da bundan sonraki konuşmacılardan özellikle rica etmemizde fayda var. Yürüye özgü
avokado yetiştiriciliği ile ilgili alanda karşılaşılan sorunlar da temel sorunlar ve gözlemlenen özel durumlar varsa bunları da aktarabilirlerse çok yararlı olacak. Çünkü elbette bu çalıştayın sonucunda bir bildiri hazırlamaya çalışacağız. Bu bildiriyi hazırlarken de bu tür verilere, bilgilere açıkçası ihtiyacımız olacak. Hocam bir soru var galiba Asım Hocam'a sohbet kısmında görüyorum. Var mı şu anda? Bakayım. Uğur Bey sormuş. Mersin'de avokado hangi ürünün alternatif olarak yetiştirilmek sorusu var. Anlayamadım, pardon. Uğur Bey sormuş. Mersin'de avokado hangi ürünleri alternatif olarak yetiştirilmek? Hangi ürünler? Hani alacak dediniz ya herhalde 6000 dekare kadar. Hangi ürünlerin birini alacak gibi soruyorum. Yani özellikle son süreçte bölgemizde biliyorsunuz Erdemli limon anlamında ciddi yetiştiricilik alanlarına sahip. Limonun ve diğer ürünlerin hem girdi maliyetlerinin artması hem de eski mali maddi anlamda getiri getirmemesi anlamında çiftçilerimizden yoğun olarak avokadoya dönüş talepleri geliyor bize. Özellikle muz için de bunu söyleyebiliriz. Muz seralarından da artık hani muz serası kurmak isteyip de ya ben muz serası kurmak istiyordum ama fikrimi değiştirdim, avokado bahçeleri tesis etmek istiyorum diyen birçok üreticimiz var. Tabii bu şeyi yapısını da bozmadan yapmaya çalışıyoruz. Hani Erdemli deyince insanın aklına limon geliyor. Limon kesinlikle Erdemli için bir merkez bitkileri diyebiliriz. Bunu bozmadan avokado yetiştiriciliğini de teşvik ediyoruz üreticilerimize. Ama bu sene İbrahim Hocam'ın da bahsettiği gibi en büyük şanssızlığımız soğuk oldu. Yani Şubat ayı içerisinde biz ciddi soğuklara maruz kaldık burada. Birçok bahçelerimizde soğuktan zararlanmalar gördük. Kendi alanımızda da soğuktan zararlanmalar gördük. Hani az önce bahsettiğim gibi işte soğuğa ve tuza toleranslı anaç ve çeşit geliştirmek şu an için üreticimizin bizden beklediği en büyük durum bu gibi görünüyor sahaya baktığımızda. Tabii hani yetiştiricilik anlamında ben çok bir şeyden bahsetmedim. Çünkü 2-3 gündür gerçekten çok kaliteli sunumlar yapıldı. Budama anlamında çok büyük eksiklerimiz var. Yani üreticilerimiz avokado budanmaz gibi bir ön yargı var Mersin'de. Hatta bunu satan fidancılarımız da böyle söylüyor. Satarken de böyle söylüyorlar. Yani avokado budanmaz. İşte 3 yaşında 4 yaşında bahçeleri geziyoruz. Hani tabiri caizse bağ gibi olmuş. Üzüm bağ gibi olmuş. Yerlerde sürünen dallarla karşılaşıyoruz. 4 yıldır 5 yıldır hiç budama yapılmamış. Böyle bir algı var. Budama yapılmaz diye bir algı var avokadoda. İşte gübre verilmez, ilaç verilmez. Kendi halinde büyür. Aksine en çok budama isteyen bizim gözlemlerimize göre meyve türlerinden birisi de avokado. Anladığım kadarıyla her sunuşun sonunda bir soru cevap kısmı bölümü mü oluşturacağız? Ben en sonda diye düşünmüştüm. İlkleri anlamak için sanki bugüne özel böyle yapsak Hamid Hocam, Ali Hocam'ın da soruları var. El kaldıran bir iki kişi ve iki kişinin sorusunu alsak yeterli olur herhalde. Çok uzatmadan. Zamanımız var esasında. Dolayısıyla sınırlı sayıda olmak kaydıyla her sunuşun sonunda hemen konuyla ilgili. Sırasıyla Hamid Hocam buyurun. Teşekkür ederim İbrahim Hocam. Size de kolaylıklar dilerim. Ben Asım Bey'e çok teşekkür ederim. Benim sormak istediğim iki tane soru var. Birincisi, şimdi tabii bir sürü ilçelerimiz var. Oralardan bahsetti ama acaba avokadoyu ağırlıklı olarak hangi ilçelerde biraz yaygınlaştırılması planlanıyor? Bir de son işte kendisi de bahsetti. Soğuklar bu yıl gerçekten bayağı bir sert oldu. Bizim don olmayacak veya işte donun zarar vermeyeceği yerlerde bile don zararıyla karşılaştık. Şu anda acaba yani tabii ki soğuklar bayağıdır devam ediyor. Avokadoların durumu nasıl? Nereye kadar olan mesafede sorunlar var? Birazcık bize o konuda bilgi verebilir mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ahmet Hocam. Çok sağ olun. Hangi ilçelerde yaygınlaştırmayı düşünüyorsunuz da ilk sorunuzdan cevaplayayım. Evet. Özellikle Tarsus bildiğiniz gibi Çukurova bölgesi çok geniş alanlara sahip. Ama bir o kadar da riskli bir bölge avokado yetiştiriciliği için. Hani ben Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'nde de 5-6 sene kadar uzun bir süre bir görev yaptım. 5-6 senede bir süren sıfırın altına düşen soğuklanmalar orada da yaşanıyor. Bundan 6-7 sene önce de limon ağaçlarının sizler de görmüşsünüzdür. Gövdesinin yandığını, çatladığını, kuruduğunu gördük Tarsus'ta soğuktan.
Tarsus'ta yetiştirmek isteyen üreticilerimize öncelikli olarak iklim verilerine bakıyoruz. Yani Tarsus'tan çok talep var. Gerçekten çok talep var. Ama en riskli bölge olarak ben Tarsus'u görüyorum Mersin için. Çünkü soğuklanma oranı çok yüksek, don olayı çok fazla yaşanıyor. Ama avokado yetiştiriciliği içinde alan anlamında da ilçemizin en büyük, yani hemen hemen %40'lık bir alan Tarsus'ta. Yani sebze ve meyve yetiştiriciliği anlamında da böyle. Oradan gelen taleplere özellikle iklim açısından geriye dönük, yıllara dönük iklim verilerini istiyoruz üreticilerimizden. Yani 2 sene vurmaz, 3 sene vurmaz, 5 sene vurmaz ama sıfırın altına bir düştüğü zaman bütün maliyetler sizlerin de bildiği gibi yok olup gidiyor. Bunu göz önünde bulundurmalarını Peki istiyoruz. en risksiz yer neresi sizce? En riski en az olan olabilecek yerler. Yani Erdemli ile Antalya arasını tavsiye ediyoruz üreticilerimize. Hatta şöyle söyleyeyim, bulunduğumuz yerleşke yaklaşık olarak 3000 dekarlık bir alana sahip. Balat Araştırma Enstitüsü 3000-3500 dekarlık bir alana sahip. Bunun doğusuyla batısı arasında 2 derece oynadı bu sene. Bu seneki soğuklarda. Yani siz bunu Adana tarafına dikseydik 2 derece daha soğuklanmaya maruz kalacaktı. Biz Erdemli tarafına, en uç tarafa diktik bahçemizi ve günlük ölçümler yaptık. Bildiğiniz üzere Şubat ayı içerisinde gerçekten hemen hemen burada 15-20 gün eksi 3, eksi 4'leri, eksi 5, eksi 6'lara kadar gördü Erdemli'de. Ve bu uzun sürdü. İşte bitki besin takviyeleriyle, amino asitlerle, organik madde takviyeleriyle sürekli beslemek suretiyle bitkileri ayakta tutmaya çalıştık. Geçtiğimiz hafta cumartesi, pazar eksi 4 ve eksi 5'i gördük Erdemli'de. Yani bu sene gerçekten hem uzun süren soğuklanmalar hem de çok sıfırın altına düşmeler bitkilerimizi etkiledi. Yani yetiştiricilerimiz ağırlıklı olarak mesela Günler diye bir ilçemiz var. Aydıncık'la Bozyazı arasında sahil kesimi var. Normalde Günler karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölge ama aynı hani o Şili'deki, Peru'daki alanlar gibi böyle denize yakın meyilli araziler var. O bölgede arazi olanlara tavsiye ediyorum. Mutlaka diyorum burayı avokadoyla değerlendirmek lazım. Çünkü kuzeyi de kapalı ve iklimsel anlamda oraya çok benziyor. Hani çok fazla uzatmayayım ben de. Erdemli ve Batısını daha çok tavsiye ediyoruz üreticilerimize. Tarsus'ta da dikmek isteyenlere orada da bahçelerimiz çoğalıyor. Ve bunu da önüne alamayacağız gerçekten. Hani dikme demek de olmuyor. İklim verilerini önlerine koyuyoruz. İşte bakın bu sıkıntılar var. Bunu korunmak şartıyla. Ama önümüzdeki yıllarda Tarsus'ta çok yüksek bir dikim alanını hep beraber göreceğiz. Şu anda yüzlerce dönüm bu sene arazi avokado dikimi yapılıyor Tarsus'ta. Mezitli ve Yenişehir'de aynı şekilde. Yani 2,5-3 katı 6-7 bin dekarlık alana 2022 yılında ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Eğer bu çalışlar bir daha olursa önümüzdeki senelerde 6-7 bin dekarları görürüz diye düşünüyorum. Zarar Teşekkür durumu nasıl ederiz. şu anda? Hamit Hocam, Ali Hocama da bir söz verelim. Hızlıca sonlandıralım. Sesiniz Soruma alındı. cevap Herkes. alamadım. İkinci sorusuna da kısaca cevap vereyim hocam isterseniz Hamit Hocam'ın. Çok kısa lütfen. Çok kısa veriyorum. Özellikle son don olaylarında zararlanmalar yaşandı Mersin'de de. Üreticilerimizi biz de sık sık uyardık. Has üzerinde gerçekten soğuk zararları burada gördük. Ama hani öyle yıpratıcı şekilde ağaçların bir daha verime yatmayacak durumda bir zararlanma yaşamadık. Çünkü üreticilerimiz de bilinçlendirdik. Eskisi gibi değil. Gerekli önlemleri almaya çalışıyorlar. Ali Hanım, Teşekkür ederim. buyurun. Çok Teşekkür kısa ederim oldu. hocam. Teşekkür ediyorum. Günaydın herkese. Avokado çalışmaları Antalya Narenci Araştırma Enstitüsü ilk başladığında 1970-80 yılları arasında Alanya ve Antalya baz alınmış. Ama 1980'den sonraki yapılan çalışmalarda 81'den de sonra yeni getirilen çeşitlerle Korsika'dan, Amerika'dan yani Dalaman'dan Antalya, Alata, Adana ve İskenderun. Bütün 5 bölgede biz de ilk gündeki sonuçlarda da bu anlattık. Yapıldı. Alata Bahçe Kültürü Araştırması'nda 20 çeşitten fazla çeşit dikilmişti. Biz onlara bitkilerini göndermiştik, materyalleri. Onların akıbeti ne oldu? Sanki şimdi yeni bir çalışma yapılıyormuş gibi adaptasyon. 30-35 sene geçti bunun üzerinden. Onlar ne oldu da şimdi yeniden bir şey yapılıyormuş gibi anladım ben. Nedir? Farklı bir çeşit midir? Farklı bir anaç mıdır? Farklı bir çalışma mıdır? Evet, dediğim gibi Ali Hocam, hani daha geleli ben yaklaşık 1-1,5 sene kadar oldu buraya. Üzerinde avokado çalışıyorum. Burada da eski dediğiniz dikilmiş bahçelerimiz mevcut. Var 70'li 80'li yıllarda dikilmiş ama daha düzenli, daha işimize yarayacak stabil bir bahçe kurmak istiyoruz. Hani bazı karışıklıklar olmuş, bazılarının şu anda gidip tespit ettiğimizde tam olarak bu budur diyebileceğimiz eksik olan çeşitlerimiz var. Amacımız aslında onları tamamlamak ve dağınık dikilmiş.
Yani 3 tane bir tarafta, 10 tane bir tarafta, 20 tane bir tarafta tek yeksenek bir bahçe olarak dikilmemiş. Bu bizim çalışmalarımıza da zarar veren bir durum oluyor. O yüzden bunları da ilk etapta bir toplayalım. Hem karakterizasyon projesiyle karakterizasyonunu yapalım. Hem de yeni aday işte anaç bir çeşit geliştirmeye daha düzenli bir bahçeyle yol alalım. Çünkü hani parça parça olacağı olduğu için siz de takdir ederseniz çalışma yapmak çok zor. Yani düzenli bir şekilde dikilmemiş o dönemlerde dikilen bahçeler. Ve maalesef hani avokado son 5-6 yıldır belki 10 yıldır Türkiye'de ve Mersin'de de özelinde de ilgi çekmeye başladığı için o dönemdeki bahçelerin çok kullanılabilir olduğunu düşünmediğim için yeni bir bahçe tesisi, hem kendimin kuracağı bir bahçe tesisi hem de hepsinin bir arada olacağı, 35 yaklaşık 35-40 çeşidimizin bir arada olacağı bir bahçe tesisi yapmak istedim. Yoksa burada ağaçlarımız mevcut. Yani 30-35 yaşlarında ağaçlarımız var. Ama daha düzenli, daha yeksenek olsun diye hem üreticimizi geldiği zaman daha düzgün bir alana götürelim diye yaptığınız çalışmalarla ilgili görmek istiyor üreticilerimiz. Ne yapıyorsunuz diyor. Daha düzenli, hani 10 tane burada var, 20 tane burada var demek adına yerine işte bizim böyle bir tesisimiz var, burada çalışmalarımızı yürütüyoruz demek daha mantıklı olacağını düşündüğümüz için bu şekilde bir çalışmaya gittik. Tabii bu aradaki farkı kapatacağız. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Bir sonraya bıraksak... Yok, bu konunun hemen arkasından şey olması gerekir de. Şimdi bu karışık dikilmiş falan, şimdi tesadüf blokları deneme desenine göre biz onları dikiyoruz. Şimdi Kayaburnu arazisinde de bir parselimiz var. Her sırada birer çeşit var. Koleksiyon blokumuz. Ama deneme blokumuz, yani her çeşidi aynı yere dikmiyoruz. Tesadüfen kura usulü çekiyoruz. Yani fuerte biri buradaysa biri bilmem hangi yerde. Yani karışık olması deneme desenine uygun olması için. Ama orada belki plan kaybedildi. Çeşitler tam tanınmıyor falan. Onun için arkadaşlar böyle yeni yeni koleksiyon bir kurar gibi bir sıra fuerte, bir sıra bacon falan öyle yapmış olabilir. Ama orada Turgut Hocam da biliyordur yani tesadüf blokları deneme desenine göre. Hatta birçok kişi bizi eleştirdi. Ben de şey yapıyordum. Şimdi soğuktan zarar aynı anda fuerte'de mi gördüm? Yan yana gidiyorum ta 50 metre ileride öbür fuerte'ye bakıyorum. Geliyorum bu taraftaki bacon'a bakıyorum. Aynı anda hepsini göremiyorum. Ama bu deneme desenine uygun olsun diye istatistik farklılığı görmek için yapılmış bir çalışmaydı. Ama belki de işte planlar kaybedildi. Bir sürü insanlar görev alındı, gitti, geldi bilmem ne oldu. Olmuş olabilir. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Asım Bey başta olmak üzere tüm katılımcı arkadaşlara.